Günaydın, hayırlı huzurlu sabahlarınız olsun. Dünkü yorgunluğun arkasından peynir tenekesi gibi, yok eleme peyniri gibi mi? Öyle bir tabir var ya, kalktım vallahi çok yorgunum ama yapacak da bir şey yok. Şöyle patlıcanla küçük küçük doğradım. Üzerine biraz peynir gezdireceğim, şöyle azıcık soteleyip çayım demlendi. Kahvaltılıkları çıkardım masanın üstüne. Bu arada masayı böyle çevirdim. Oturma odam dediğim gibi böyle oldu. Daha halısını sermedim. Şurada da akşamdan kullandığım ne kadar bez varsa hepsini buraya ısladım. Kaynar suyun içine. İçine de bir paket bulaşık makinesi deterjan attım arkadaşlar. Rengini açıyor, iyi oluyor. Öyle. Daha bugün halılar falan serilecek. Bir tek nere kaldı biliyor musunuz? Yatak odam kaldı. Ve Didem'in yatak odası Yasemin'le. Onun dışında her yer pırıl pırıl. Oralara da gece artık çok yoruldum. Makine de açmak istemedim açıkçası, aşağı rahatsız olur diye. Bunun üstüne şimdi peynir gezdireceğim. Yumurta haşlayacağım. Sonra kahvaltımızı yapacağız. Bu arada çiçeğimi de göstereyim dedim ablaları. Bu çiçeklerin başına ne haller geldi bir sorsanız. Aman, o kadar üzgünüm ki. Rüzgardan devrildiler bunlar arkadaşlar. Bakın şurada da göstereyim. Menekşemin son halini görünce bakar mısınız? Kırıldı, devrildi böyle. Şimdi kurtarmaya çalışıyorum. Şöyle kurularını, bütün parçaları mahvoldu. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah kurtarabilirim. Onun için uğraşıyorum. Bakalım. Bütün kaplar birbirine devrilmiş. Çiçek şeyleri, saksıları rüzgardan cereyan yapınca perde. Hepsini bir araya aldıydım. Lak diye birbirinin üstüne düşmüş rüzgardan. Geçenki rüzgardan. Öyle üzüldüm ki anlatamam. Evde şöyle kalan kurumuş peynirler vardı. Onlar şöyle tel peyniriyle beraber patlıcanın üstüne koydum. Değişik bir şey olsun diye. Benim için de yumurta atacağım. Yumurta maşını. Bakın ben yumurta taşı aldım. Bakalım becerebileceğim mi? İnşallah halledebiliriz. Balkonda yiyelim dedik arkadaşlar. Hava çok güzel. Şöyle şu peynirli patlıcanımız. Haşlanmış yumurtam, peynirim, domatesim, salatalığım. Hadi size afiyet olsun. Az önce bir sürü iş başardım arkadaşlar. Öncelikle sürahi kırdım. Ondan sonra o kırdığım sürahi topladım. Sonra sürahi toplarken ayağıma cam battı. Sonra o cam batan yeri temizledim. Gene de buna da şükür, hamdolsun, şükürler olsun, ne diyeyim, Rabbim başka sakat şeylik vermesin. Ondan sonra geldim buraya oturdum, telefonu karıştırırken telefonun hafızasının bir sürü dolduğunu fark ettim. Onları falan boşalttım. Bir de ben bizim WhatsApp grubumuz var, aile WhatsApp grubumuz, orada Duru'yla Elia'nın fotoğrafları olunca ya da videoları falan kendi bilgisayarıma atıyorum. Bilgisayardaki şeye, Duru'yla Elia'ya dosya açtım. Onların içine atıyorum kaybolmasın diye, telefonumda da dolmasın diye. Bayağıdır atmıyordum. O kadar dolmuş ki hafızam. Bir de sürekli vlog için video falan çekiyorum ya. Fotoğraf olsun, video olsun çok çektiğim için. Bayağı dolmuş benim hafıza. Onu boşalttım. Onu boşaltırken de şeyi fark ettim. Biz aylar evvel abimin kızı Necmiye, biliyorsunuz. Artık üzerini izleyenler biliyor. Kars'ta evli. Ve maalesef hani orada hiçbir tanıdığımız falan olmadığı için sadece kendi orada edindiği arkadaşları falan var. Hamileyken buraya gelmişti. Ve biz aslında böyle çok böyle baby shower'mış, cinsiyet partisiymiş, ne bileyim işte half day party falan diyorlar. Onlara falan böyle çok da şey bir aile değiliz ama yani sonuçta hiçbir şekilde bir arada olamadığımız için en azından bir aradayken
cinsiyet partisi diyeyim. Öyle bir şey yapmıştık aylar evvel. Onun videolarını gördüm. Telefonumda kalmış. Sonra arşive baktım. Orada da geri parçası duruyor. Onları birleştirdim. Onları birazdan bu vloğa ekleyeceğim. Temelli burada kalsın, bize de ana olsun diye. Yani orada izleyince, daha çocuğun cinsiyetini bilmiyoruz, hepimiz şeylerde bulunmuşuz falan, zaman ne kadar çabuk geçiyor. Şu anda Necmiye'nin çocuğu 5 aylık olmak üzere, hatta oldu bile. O şey aklıma geliyor, doğum anı aklıma geliyor. Zaten doğum videosu da çektim ben ona. Şöyle ki doğduğu an, şey, doğum sancısının başladığı andan itibaren bana hemen telefon açtı Necmiye. Burada doğum yaptı, kendi kocası Kars'taydı. Ve görevi nedeniyle polis kocası gelemedi hemen anında. Çünkü Necmi doğumdan 2 ay önce geldi Kayseri'ye. Doktoru burada olduğu için. Hem kontroller açısından hem de pandemiden dolayı hani ani bir şey olur gelemezsem gibi. Bir de şey, çok hamilelik süresi sona doğru yaklaşınca bazen uçaklar falan almıyor biliyorsunuz. Yani yolculuk riskli olabiliyor daha doğrusu. O nedenle bunun riske atmak istemedikleri için 2-3 ay öncesinden geldi ve hep konuşuyorduk doğum başlayınca ne yapacağız falan. Ben de dedim ben yanında dururum. Ben de bizim ailenin doğum bekçisi gibiyim. O kadar doğumla ilgili anım var ki anlatamam. Kendim bir tane doğurmuş olmama rağmen bir sürü insanın doğum anısının içinde bir numarada yer alıyorum. Ablamın öyle olsun falan. Neyse, böyle şakalaşıyorduk falan, ben gelirim falan. Yengem diyordu ben korkarım, çekinirim, ben duramam, şey yapamam, heyecanlanır falan. Cidden durur musun falan. Dururum diyordum. Sonra neyse, ben bir şehir dışına gittim. Şehir dışından geldiğim gece, Necmi, gece saat 2 mi 3 müydü? Pardon, 4. Hala dedi, telefon açtı, şey, Necmiye'nin küçük kardeşi. Hala dedi, ablam doğum sancıları başladı, biz hastaneye gidiyoruz, sen de gelir misin? Gelirim dedim, hemen üstümü giydim, beni aşağıdan aldılar. Tuğba sağ olsun, işte düğün olan yeğenim, arabayla, benim evimiz çok yakın bizim onlarla evimiz, arabayla 5 dakika, yani öyle diyeyim, yürüyerek 15-20 dakika. Hemen arabayla gelip aldılar, gece yarısı hastaneye gittik, Kayseri Acıbadem. Ondan sonra hastanede genel muayene yapıldı. Şey dedi oradaki hemşire, daha dedi doğum başlamış ama dedi daha vakti var. Bu şekilde dedi burada beklemek ister misin, ama dedi bence evde bekleyebilirsin falan filan. O arada doktora telefon açıldı herhalde, tam hatırlayamıyorum şu anda. Doktor da eve gidebilir demiş, şeyleri gösterince mesaj attılar ona. Sonra biz tekrar eve geldik. Evde Necmiye tekrar sancılarını çekmeye devam etti ama çok dayanıklı bir kız gerçekten, maşallah diyeyim. Yani onun yapısına, hani dışarıdan böyle görünüz zaman incecik, narin, yani 44-45 kilo bir kadın. Çok güçlüydü gerçekten. Normal doğum yaptı bu arada, sezeryan değildi. İşte tekrar doğum şeyi başlayınca saat sabah 10 gibi tekrar hastaneye gittik. Biz 9 muydu 10 muydu şimdi hatırlayamıyorum. Ve ben bu anların hepsini videoya çektim ama tabii ki de bunlar çok çok özel şeyler olduğu için şu anda burada paylaşamıyorum. Belki bir kısmını eğer şey yaparsa bu videonun içine de ekleyebilirim. Sadece o hastaneye gidiş geliş kısmını, ama tabii ki de diğer şeylerini ekleyemem. Bütün anlarını, o doğum anını, bebeğini doğurduğu anı, birebir doğumhanenin içinde. Aslında ben kapıda da bekliyordum. Tam doğumhaneye beraber gittik. Çünkü hastaneye gittikten sonra normal sancıları başlamıştı ama sıklaşmasını bekliyorlardı normal doğum almak için. Normal doğum almak için sıklaşmasını bekledikleri için sürekli kontrol halindeydi. Odaya aldılar, işte giriş işlemleri falan yapıldı. O sancı sıklaşana kadar, açıklık artana kadar bekledik yani. Sonra hemşire dedi ki gel dedi, bir genel muayene yapacağız, doğumhaneye gidelim en son artık. Doğumhaneye gittik, sonra tamam dedi, doğum başlamış, burada kalacaksın. Ben aradayım, arada bir şey perde var, şu sürgülü perdeler var, onlardan var, duşakabin perdesi gibi. Onu çektiler, ben dışarıdayım, Necmiye içeride. Doğum başladı yavaş. Sonra yürütmek istedi iki hemşire. Ama o anda bir şey oldu. Hemşirelerden biri başka bir yere gidip bir şey almak zorunda kaldı. Diğer hemşire de dedi ki, diğer hemşire tek kalınca ben dedim ben gireyim koluna dedim. Kapıda bekliyorum ya ben. Sonra neyse, biz orada bir Necmiye yürüttük. Ondan sonra ben de onunla beraber doğumhanenin içine girdim. Normalde almıyorlarmış hani öyle doğumhanenin birebir içine bir şeyi. Sonra içine girdim. Tam o arada doktor geldi.
hanımefendi kim dedi benden için. Halasıyım dedim. Kalabilirim istiyor musunuz dedi Necmiye. Çünkü lüzumsuz biri de olabilirim. Düşünsenize zevzeklik edip oraya kendi isteğimle kızın isteği dışında gelmiş de olabilirim. Kaynana da olabilirim ne bileyim rahatsız edecek. Kalsın falan dedi. Sonra ben orada sanki beraber aynı anda doğum yapmış gibi o kadar heyecanlı bir süreçti ki inanamazsınız. Bir yandan Necmiye hatıra kalması için o anları çekiyorum telefonla. Bir yandan ay o çocuğun doğduğu an falan o kadar mutluluk verici bir şeydi ki Rabbim herkese isteyen herkese nasip etsin. Mucize bir andı. Her şey çok güzeldi. Neyse işte o çocuğun ilk cinsiyetini öğrendiğimiz anın videosu vardı. Onu biraz önce editledim. Bu vlogun içine ekleyeceğim inşallah. Bunu söylemek istedim yani. Evet arkadaşlar şu anda vlog çekiyorum ama bu vlogu Allah nasip ederse şu görmüş olduğunuz hanımefendinin Necmiye Hanım bir döner misiniz? Necmiye Hanım bir döner misiniz? Bu görmüş olduğunuz hanımefendi doğum yaptıktan sonra yayınlayacağım. Şu anda karnındaki göbüşündeki bebeğin hangi cinsiyette olduğunu öğrenmek için cinsiyet partisi yapıyoruz. Aynen ya pembe yap. Aynen. Şöyle çekeyim. Ama bu vlogu dediğim gibi şimdi yayınlamıyoruz. Doğum yaptıktan sonra Allah nasip ederse yayınlayacağız. Şunlar da bebişimizin ultrason görüntüleri. 15 haftalık. Pastamız 15 haftalık şu anda bebişimiz. Şu anda cinsiyet tahminlerini alan Tuğba abla yeğenin teyzesi oluyor. Cinsiyet ne olacak Tuğba sence? Söyle. Tuğba kız diyor. Anneanne ne diyor? Geliyor benim içimde. Bu ne teyze oluyor? Büyük teyze. Erkek diyor. Küçük teyze ne diyor? Ben de erkek kız arasında %50-%50. Bu da bizim mevamız doğalı. Alpay mı oldu? Bu da erkek diyor. Bu da mevamızın biricik yakışıklı abisi. İlk göz ağrısı. O da erkek diyor. Evet kızlar sizce ne olacak cinsiyeti? Yani ikisi arasındayım da kız herhalde. Sence, ha sana sormuştum. Sence Işıl? Erkek. Sence? Erkek. Sence? Ben kendi tahminimi söyleyeyim arkadaşlar. Ben bence de erkek. Ben ilk doğumdan beri hep erkek olduğunu düşündüm. Bu arada benim kız kardeşim de hamile. O da 2 ay önce Necmiye'den doğum yapacak 2 ay önce. Onu da hep kız olduğunu düşünmüştüm. Kız olduğunu cinsiyeti. Bakalım daha doğum olmadı ama kısmet. Aynen sağlıkla doğsunlar inşallah. Şimdi balonumuz hazır. Şimdi erkekleri çağırıyoruz. Bebeğimizin babası geliyor. Şöyle. Sizce ne olacak Volkan Bey bebeğin cinsiyeti? Ben biliyorum ama. Şöyle. Evet şöyle bir kaza oldu. İlk nazar çıktı diyelim. Pastanın üstüne devrildi ultrason fotoğrafları. Burada da torunun dedesi var. Sence ne olacak abi çocuğun cinsiyeti? İnşallah hadi bakalım erkek olacak yani sence. Hadi gelin. Şimdi. Seni yerim seni yerim seni yerim. Benim telefonum İşte şu şarkıydı. Seni yerim. Besmele çekip öyle. Bir. İki. Bir. Bakın bir de bana bakın. Volkan'ın yarısı gözükmüyor balondan. Bir, iki. Hadi bir. Hayır ondan geriye doğru. Geriye on. On. Tahminleri Tuğba aldı. Ben. Neyse Mustafa Kemal Gül olur artık. Mustafa Kemal inşallah bir dahakine. Peki kim geliyor? Nurum.
Adıyla yaşasın inşallah. Bakın Elif Elif. Bakın. Görmüyor musun? Yani ben dedim Necmi'ye zaten. Evet, akşam yemeğini hazırlamaya başladım. Bugün fajita yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Ramazan'da Didem yapmıştı. Çok beğenerek yemişti. Aynı tavuk dünyasının soslu tavuklarına veriyor tadı. Ben daha önce hiç yememiştim yani fajita içinde. Burada biber, yeşil biber, kapya biber, bir tane soğan şöyle jülyen doğradım elimden geldiğinde. Soteledim. Bunu kenara alacağım şimdi. Tavukları da soteleyeceğim. Tavuklar dolapta bekliyor. Normalde 3-4 saat beklesin diyorlar ama ben soya sosu falan koymadığım için normal bir şekilde dilimledim. Kimyon, tuz, karabiber, pul biber ekledim. Zeytinyağı ekledim. Sarımsak ekledim. Şu anda dolapta bekliyor. Ağzını kapattım. Şurada domates çorbamız pişiyor. Tavuğumu da çıkaracağım. Bunu kenara alacağım. Burada tavuğumu da şöyle bir soteleyeceğim. Sonra birleştireceğim. İkisini bir soteleyeceğim. Ve fajitamız hazır olmuş olacak. Normal tarifte soya sosu koyuyorlar. Bir kaşık yemeğinde soya sosu yok. Zaten YouTube'a yazarsanız bir sürü bu konuyla ilgili tarif var. Evet arkadaşlar, fajitamız oldu. Malzemeleri karıştırdım. Çorbamız da oldu. Didem Hanım tattı, denedi, onayladı. Mükemmel olmuş dedi. Sen mi daha güzel yapmışsın, ben mi? Ben. Terbiyesiz. Beste kargayı oymuşsun gözünü ya da boynuz kulağa geçti diyorlar buna. Neyse, tavuğumuz oldu arkadaşlar. Bunu deneyin. İçinde sadece tavuk göğsü var. İşte kapya biber, biber, sarımsak, o tarz şeyler var yani. Değişik bir tat oluyor gerçekten. Güzel oluyor. Acılı daha güzel oluyor bence. Aynen. Biz acılı yaptım yani ben. Şimdi sofrayı kuracağım. Domates çorbasından aldım şöyle iki ketçe. Fajitamız. Salatamız. Şurada yoğurdun kaymağı. Hadi bize afiyet olsun.